Bora Bey, erkencisiniz. İşimi seviyorum. Hakikaten. Ne ayak? Ablam asabiydi, evden kaçtım. Eyvallah. Ama ortamımız da hoş be. Ha? Güzel kız yok lan, tapir dolu. Şöyle bakıyorsun. Bir an hiyerarşi falan kaydı bende. Kahve içmeden çıkınca. Fark ettim. Halüsinasyon değil, değil mi? Çünkü böyle kızlar genelde benim kankam Emir'in ortamında olur. İlk defa benim ortamında. Allah bir belanı versin Emir ya. Kardeşim. Ne yapıyorsun kardeşim? Ah Sam. O ya sizin şirketin yeni halkla ilişkiler müdürü. Reklamlarınızda ben oynayayım diye ısrar eden kişi. Seni tanımıyor ondandır. Yalnız gerçekten tanımıyorum biliyor musunuz? Ben 8 yıldır Amerika'da yaşadığım için popüler kültür sıfır. Bir ay önce Türkiye'deki ilk akşamım televizyonu açtım. Emir'in dizisi. Kim bu çocuk ya dedim. Aa, Oya. Akşam yemeği nereden yer ayırtayım? Sen diziyi beğenmiyor musun? Yani. Herkes çok iyi oynuyor bence. O sarışın çocuk da süper mesela. Ama bizim markamız için Emir çok daha sıcak. Sağ ol. Aa. Hangi sarışın çocuk? E iki kardeşsiniz ya. Ben zaten diziyi sadece 15 dakika seyredebildim. Bir sen vardın, bir de o mavi gözlü boks yapan çocuk vardı. Güney, Kuzey. Sen hangisi oluyorsun? Sen Doğu oluyorsun herhalde karşım. Çok sert. Ya pardon, ben kimsenin ismini bilmiyorum işte. Yo yo yo, bence güzel o. Bence benziyoruz. Benzemiyor değilsiniz karşım. Sorun aynı kişi olmamanız. Hem reklam sözleşmesi hem kız ikisini birden kapmışım. Bozmayayım ya. Emir, gerçek şu ki ikisini birden Buğra Gülsoy kaptı. Sen değil ve kendisinin haberi yok. Çok tatlı kız be oğlum. İleride söylerim çocuklarımız falan olunca. Heh, heh. Başka yere gidelim mi? Niye? Birazdan çok iyi bir grup çıkacakmış. Aha, canlı müzik. Çarşamba. Sanmam. Fufoy tuy. Arabayla mı geçsek? Çarşamba. Herkes evlerdir zaten. Televizyon filan. Ah, ortamımız hoş be Bora. Aa, o ya. Bora. Müzik bile yaparsınız siz ya. Dizi müziği bile yaparız. Ha, televizyona. Oya çıkalım mı? Ne oldu? Aa, benim erken yatmam lazım. Yarın çekimim varmış. Tamamen unutmuşum ya. Hemen şu an mı yatman lazım? Ya az uyuyunca suratı asimetrik oluyor. başkasına benziyorum ki zaten benzediğim başka oyuncular var. Oo. Yok be oğlum, o değil de yorgun görünüyorsun ya karşım. Aa, bir de zaten Kıvanç'la oynuyorum. Saçma bir rekabet oluyor yani. Aa, biz seni bırakalım mı? Tamam. Ne olduğunu anlamadım ama elbet bir gün anlarım. O kaçınılmaz. Hadi. Hadi. Oh yeah. Hayırdır? Önemli bir şey değil de. Geçen çarşamba madem başka bir partiye gidecektin ve sevgilim var. Söylesene. Ben. Çekimim var, yüzüm asimetrik falan. Salakça dalga dümenler. O gittiğin arkadaşımın partisiymiş. Kuzey Güney'in güneyi buradaydı dedi. E iyiymiş dedim. Oh.
Ne çok geziyorum ben de ya. Bu tarz mısın sen? Hikayen bu mu? Yok. Alakası yok. Hatta... Ya... Saçmalı uzay. Kuzey güneydeki çocuk ben değilim. O başkası. Başkası derken? Ajansta benim fotoğrafım önüne gelince... televizyonda gördüğün çocuk sandın sanırım. Ben başkasıyım. Ama oyuncuyum yani. O okey. O kim peki? Uğrah Gülsoy. Ama kendin söyledin yani. Sevgilisi varmış. Bense boştayım. Hem reklam olarak... ...hem de özel hayat olarak. Bir kere bariz senin hatan. Evet, biraz öyle. Sen reklamdan vazgeçtin ha? Benim reklamım değildi zaten. Umurumda değil ki. Olay sensin. Vay be, kendimden etkilendim. Ben de etkilendim. Mevzu o zaten. Ev güzelmiş. Dizi nasıl? Benim dizi? Fena değil. Seyredelim mi? Hadi. Bu değişik bir sahneydi. Tarantino'nun birbirinin kafasına silah dayama çemberini biz tokatla yaptık. Ve finalde herkes el ele barış ve dostluğa bir mesaj da vardı. Bizim dizide bu tarz. Hı hı. Ay yok. Gerçekten şu an... Hatta biz bir süre görüşmesek. Ne? Ne olur en azından şu travmayı atlatana kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.